bir çok planlı olmak gerekiyor aslında. Şöyle ki sizden bir saat sonraki toplantıda 6 ay sonrasının hedefleri konuşulması isteniyor ve buna birden hazırlanamazsınız. Bu konuda sürekli bir hazırlık içinde olmanız gerekir. Bu nedenle hep bir planlı programlı devam etmeniz gerekiyor. Ayrıca bizim işimiz %50 sahada, %50 masa başında olduğu için insanlarla diyaloğumuzun çok iyi olması gerekiyor. Özellikle mavi yaka, beyaz yaka konulara yaklaşımı çok farklıdır. Sizin hem mavi yaka gibi düşünüp nasıl daha iyi anlaşabiliriz gibi konularda onların aynı bakış açısına sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca statikten çok dinamik bir kişiliğinizin olması lazım. Konulara sabit kalmayıp ne gibi iyileştirmeler yapın. Çünkü bizim planlama olarak en büyük hedefimiz iyileştirmelerdir. Ve iyileştirmelere yapmak için de dinamik bir kişiliğiniz olması lazım. Sürekli daha iyisini aramak zorundayız.